olacak. Hocamız evet. Terlemeye başladı Ümit evet, Aktaş. Beni terletmeyin. Biraz şöyle. Şimdi... Evet, tarife geçmeden önce ağır metal zehirlenmesi. Önce ağır metalleri nedir? Anlatayım size. Ağır lütfen. Metal zehirlenmesi ne demektir? Onları anlatalım. Şimdi ağır metal dediğimiz metaller herkesin kimyadaki periyodik tablolarını hatırladığı işte efendim çinkosu, bakırı vesairesi. Ama biz ağır metal zehirlenmesi deyince tıpta aynı zamanda kimyasal zehirlenmelerini de öngörüyoruz ve anlatıyoruz. Şimdi bütün dünyada eskiden sadece ağır sanayide çalışan işçilerde ağır metal zehirlenmesi görülürdü. Evet. Hatta bizde de Türkiye'de de meslek hastalıkları hastanesi ağır metal zehirlenmeleri üzerine çalışırdı. Ve başka hiçbir hastanede ağır metal zehirlenmeleri üzerine çalışılmazdı. Oysa ki geçen zaman içinde çevre kirliliğinin ve kimyasal kirlenmenin artması nedeniyle artık biz bugün maalesef toplumda yaygın olarak ağır metal zehirlenmelerini görüyoruz. Küçük yaştaki çocuklarda bile ağır metal zehirlenmesi görüldüğüne rastlayabiliyoruz. Çok enteresan vakalar geliyor. Onun için kitabımda da burada bitkisel kürlerle ilaçsız tedavi kitabımda da yazdım. Yine aynı şekilde vakalarımı da anlattım. Ağır metal zehirlenmelerine son derece önem veriyorum. Şimdi geçen sene bir olay oldu. Geçen sene gelen hastalarımdan, kliniğime başvuran hastalarımdan bir tanesi çok enteresan bir tabloyla geldi. 12 yaşında bir kız çocuğu. Yıllar önce, 2 ya da 3 yıl önce çocuk birdenbire rahatsızlanıyor. Bir tıp fakültesine götürüyorlar ve tıp fakültesinde çocuğun kan tahlilleri yapılıyor ve aplastik anemi teşhisi konuluyor. Aplastik anemi demek kemik iliğinin tamamen baskılandığı ve hiçbir kemik iliği hücresinin üretilmediği, kan hücresinin üretilmediği durum demek. Çocuk perişan. Bu durumda modern tıbbın elinde maalesef spesifik ilaçlar yok. Çocuğa kanser ilaçları, kemoterapi ilaçları, yüksek doz kortizonla müdahale ediliyor. Çocuk aylarca tedavi alıyor ama anemide hiçbir düzelme yok. En sonunda çocukta kemoterapi ve kortizon ilaçları yüzünden bir sürü yan etki, vücut yaralar içinde, şiş, yatalak vaziyette. Diyorlar ki yapacak bir şey kalmadı, her şeye hazır olun aileye. Tabii anne baba kolay mı her şeye hazır olun demek? Evlatlarını başka doktorlara da götürmek istiyorlar, araştırmak istiyorlar. Çocukta ne çıktı biliyor musunuz? Aplastik anemi, o kemik iliği tamamen baskılanmış, yıllarca çocukta hiçbir kan hücresi üretilmemiş. Çocukta alüminyum zehirlenmesi çıktı. Ne diyorsun? O tarihe kadar yıllarca o tıp fakültesinin bünyesinde de bir referans laboratuvarı olmasına rağmen hiç kimsenin aklına gelmemiş çocuğa ağır metal bakmak. Halbuki bir kan testiyle bakılabilen kolay bir tahlil bu. Alüminyumu nereden almış biliyor musunuz çocuk? Evet hocam. Çok enteresan bir kaynak. İçki tencereler ve... Çocuk alüminyumu, annesi tost makinesini alüminyum folyoyla kaplamış. Yapışmasın aman diye değil mi? Allah. Ne kadar çok rastlıyoruz. Bu çok yapılıyor. Ne kadar çok rastlıyoruz. Bu çok yapılıyor. İnanılmaz evet, fazla. Evet. Hocamın kitabını ben aldım. Güle güle okuyun. Peki sizin sayenizde ufacık çizik olan tencereleri, teflonları bile attım. Bravo, atmanız sizin lazım. Sizin kitaptan sonra hepsini topladım. Bravo. Atmanız lazım. Çok bravo. Faydalı. O bölümü çok burada çok çok önemli bir konuya temas ediyor doktorumuz. Alüminyum folyolar. Alüminyum folyo. Annesi tost makinesini, bayanlar bunu çok yapıyorlar. Çok. Yapışmasın diye, kirlenince temizlemesi zor diye alüminyum folyo ile kaplamış. Ah. Çocuk, ailedeki herkes daha sonra bakılınca ailedeki herkes alüminyum zehirlenmesi olduğu ortaya çıktı. Ama çocuğun ağırlığı düşük olduğu için haliyle çocuk daha fazla etkilenmiş. Hemen alüminyumu temizleyici tedaviler, şelasyon tedavisi diyoruz biz evet. onlara ve çocuk 6 ay sonra turp gibi ayakta. İnanılmaz bir vaka. Bunun gibi pek çok vaka görüyoruz. Yani aslında teşhis konulamayan pek çok durumun altında ağır metal zehirlenmeler olabilir. Nelerin altında olabilir? Bir kere bütün psikiyatrik vakalarda ağır metal zehirlenmeleri olabilir. Bütün otoimmün hastalıkların altında ağır metal zehirlenmesi olabilir. Yani iyileşmeyen vücut ağrıları, iyileşmeyen yaralar, Hashimoto tiroiditi, romatizmal hastalıklar, sedef gibi hastalıklar, fibromiyaljiler, bunun yanında iyileşmeyen alerjiler, saç dökülmeleri, kaşıntılar gibi bir sürü hastalığın altında ve tabii ki az önce söyledim kansızlık, anemi gibi bir sürü kan hastalıklarının da altında ağır metal zehirlenmeleri olabilir. Evet. Bunu ekart etmek gerekir. Nasıl ekart edeceğiz, nasıl bakacağız buna? Ağır metal zehirlenmesi bir kan testiyle bakılabilir. Kan tahlili yapılır ve bakılır. Türkiye'de maalesef yapan birkaç tane laboratuvar var. O birkaç laboratuvarında işte bir tanesi Meslek Hastalıklar Hastanesi, diğeri Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin bir evet. referans laboratuvarı var. Onun haricinde yurt dışına göndermek zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla bu tür vakalarda, bu tür hastalarda bu teşhisin konulması son derece önemlidir. Peki, ben vatandaş olarak, bende ağır metal zehirlenmesi var mı yok mu nasıl anlayacağım? Az önce saydığım hastalıklardan birisi varsa o zaman ağır metal zehirlenmesi olabilir. Oo. Peki... Ben ağır metallerden nasıl korunabilirim?
Şimdi bir de bu var. Ağır metallerden korunmak son derece önemli. Yani sağlıklı bir vatandaşım ya da evladım sağlıklı, ağır metallerden korumak istiyorum. Ne yapmalıyım? Ağır metal için neler içerir ağır metali, onu anlatayım şimdi size. Bir kere tarımın düzgün yapılması son derece önemli. Bugün maalesef dünyada ağır metaller toprağın dibine kadar girmiş durumdalar. Dolayısıyla şu anda, gıdalarımıza da. Gıdalarımız son derece önemli, etkiliyor. Onu anlatıyorum. Şu anda dünyada 7 milyon ton kurşun her sene boya sanayinde kullanılıyor. Yani bu ne demek? Bu kurşunun atıkları yeraltı sularına ve toprağa karışıyor. Yani kurşun nerede kullanılıyor? Boyada kullanılıyor. Şu üzerinde gördüğünüz gömleğin rengini vermek için bir boya kullanılıyor. Bunun içinde kurşun var. Bu beyazlatmak için başka bir madde kullanılıyor. Başka bir ağır metal var. Seramikler, porselenler, bunlarda kurşun içerebiliyor. Kaliteli olanlarını almamız lazım. Başka? Kullandığınız tencere, tavalar. Özellikle lütfen gösterir misiniz o kırmızı tencereyi? İçi seramik mi onun? Seramik kaplama. Evet. Evet, seramik. Şimdi teflon tavaların zararı anlaşıldıktan sonra bütün dünyada seramik tavalar yaygınlaştı. Ve seramik tavalar yaygınlaştıktan sonra biz çok daha enteresan sağlıklı, bir durumla karşılaşmaya başladık. Çünkü kalite kontrolü iyi yapılmadıysa, iyi kalite bir seramik tava değilse, düşük kaliteli malzeme kullanılmışsa maalesef bu da ağır metal zehirlenmesi yapıyor. Çok enteresan, silisyum zehirlenmesi yapıyor. Silisyum kumun içindeki madde. Buradaki ilginçlik nedir biliyor musunuz? Biz silisyum zehirlenmelerine son iki seneye kadar çok fazla rastlamazdık. Silisyum zehirlenmeleri işte kod taşlama işçilerinde olur mesela. Onlar kumla taşladığı için. Ağır sanayide çalışan işçilerde olur, madencilerde olur. Fakat çok enteresan bir şekilde biz bununla hiç alakası olmayan normal vatandaşta silisyum görmeye başladık. Ve araştırdığımızda bunun seramikten, seramik kaplamadan kaynaklandığını gördük. Allah, o kadar enteresan bir durum ki bu. Ben Almanya'daki laboratuvarımızı check ettirdim. Çünkü çok fazla silisyum zehirlenmesi görüyoruz. Acaba laboratuvarda mı hata var diye şüphelendim. Aynı kan tahlilini sürekli farklı laboratuvarlara da yollamaya başladım. Evet. Ve hepsinde aynı sonuçlar çıktı. Laboratuvarda hata yok. Kullanılan seramik kaplamalar yüzünden silisyum zehirlenmesine maruz kalıyoruz. Çok tehlikeli. Başka nerede olabilir? Yediğiniz sebzeler, meyveler. Bunlar bir yerlerde yetişiyor. Nerede yetişiyor? Ben bu sabah Sarıyer'in Gümüşdere Köyü'ndeydim. Gümüşdere Köyü'nü çok severim. Orada benim yakın dostlarım, arkadaşlarım Cevdet ve Şehnaz var. İki tane de pırıl pırıl evlat yetiştiriyorlar. Her sene bu vakitler pembe domates, yerli domates yetiştirir onlar. Yerli domates, pembe domates almaya giderim onlardan. Gümüşdere Köyü, İstanbul'u bilmeyenler bilmez tabii ki. Kilyos tarafında, İstanbul'un kuzey tarafında, denize yakın, tamamen tarım yapılan bir köy. Ama bugün Gümüşdere Köyü'ne gittiğimde, 3. köprü viyadüklerinin ve bağlantı yollarının tamamen köyün üstünden geçtiğini gördüm. Şimdi bakın, ben yıllardır Gümüşdere Köyü'nden pembe domates alıyorum, kışlıklarımı hazırlıyorum. Artık Gümüşdere Köyü'nden pembe domates alamayacağız birkaç sene sonra. Neden? Çünkü Gümüşdere Köyü'nün üstünden viyadükler ve bağlantı yolları geçmeye başlayacak. 3. köprünün bağlantı yolları. Ne zararı olacak hocam, ne fark eder? Şu zararı olacak. Oradan geçen arabaların egzoz dumanından ağır metal yağacak köyün üzerine. Ve o köyde yetişen yeşillikler, sebzeler, meyveler artık yüksek seviyede ağır metal içerecek maalesef. Yani 3. köprü çok anlamlı, tabii ki çok iyi ulaşımı sağlamamız gerekiyor. Ama bir yandan da bu kadar büyümenin, bu kadar modernleşmenin, trafiğin bu kadar artmasının getirdiği böyle yan etkiler var. İnsan hayatında böyle sonuçlar var. Yani otoyollara yakın mesafede yetişen sebzelerin, meyvelerin hepsinde ağır metal zehirlenmesi oluyor, kirlenme oluyor. Dolayısıyla ben bunları yediğimde benim de vücuduma geçiyor. Peki bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Bu ağır metal zehirlenmesi hadisesi bizde ne gibi rahatsızlıklar oluşturuyor? İşte az önce başka anlattım. Başka hangi hastalıkları tetikliyor? Şimdi sayalım. Bir kere otoimmün hastalık dediğimiz hastalıkların tamamında ağır metal zehirlenmesinden şüphelenmek lazım. Yani vücut ağrılarınız varsa, iyileşmeyen yaralarınız varsa, iyileşmeyen sinir problemleri, sinir harabiyetleri varsa, nöropatiniz varsa... Alerjiler varsa, kaşıntılar varsa, kan tablosunda bozulma varsa, sık tekrarlayan kansızlık varsa, iyileşmeyen kansızlık varsa, bütün bunlarda sizin ağır metal zehirlenmesinden şüphelenmeniz gerekli. Mümkün. Bağırsak probleminiz varsa, kolitiniz varsa aynı şekilde şüphelenmeniz gerekli. Maalesef ağır metal zehirlenmeleri bugün tıp camiasında da çok yaygın olarak bilinen konular değil. Hatta şöyle enteresan durumlara da rastlıyoruz. Hastalardan ağır metal zehirlenmesi testi istediğimiz zaman... Sigortalar bize dönüş yapıyorlar. Hocam bulantı kusma var mı diye soruyor. Yani ağır metal zehirlenmesini gıda zehirlenmesi falan gibi bir şey sanıyor. Halbuki ağır metal zehirlenmeleri kronik zehirlenmelerdir. Uzun sürede meydana gelen ve bulantı kusmadan daha öte
ciddi hastalıklara, kronik hastalıklara sebep olabilen zehirlenmelerdir. Dolayısıyla bunlara çok dikkat etmek lazım. Aynı şekilde karaciğer hastalıkları varsa muhakkak ağır metal zehirlenmesine bakılması gerekli. Ağır metallerden korunmak için özellikle çocuklarınıza kıyafet alırken üzerlerinde bu kabartmalı baskılar olmamasına dikkat edin. Çok mühim bir şey. Kalın kalın kabartma baskılar. Hani böyle süper kahramanların logoları renkli, oluyor, bilmem neler oluyor, renkli kalın baskılar oluyor. O tişörtlerden uzak durun. Çünkü o kalın kabartmaların tamamı ağır metal içeriyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Çocuklarımıza hani mani olamıyoruz böyle bir durumlarda belki. Hani içerisinde bir düz bir penye veya fanila tarzı bir şey mi giydirerek onu kullansınlar? Çocuklarınıza mani olun. Çocuklar özeniyor. İster Hayır, isteriz. Özeniyor olabilirler ama çocuğunuzun iyiliği için bunu yapıyorsunuz. Ki. Bunu yapmak hani gerekir. Hani çocuğunuza diyelim, da bunu anlatmak gerekir. Diyelim, i̇çine hani bir içlik gibi bir almayın. Şey giysek. Mümkün olduğu kadar almayın. Çocuk terlediği zaman içlik de ıslanır, üstündeki de ıslanır. Yani çocuğunuzun sağlığı için, iyiliği için mani oluyorsunuz. Gayet Buna öyle. Da karşıyım. Yani çocuk erkil aileler doğdu. Çocuğuma hakim olamıyorum. Aynen. Nasıl hakim olamıyorsunuz? Allah aşkına mümkün mü böyle bir şey? Hepimiz çocuk Onun için olduk. Onun sordum. Fayne Hepimizin bile anası yok babası. Diyor doktor Kesinlikle. Bey. Almayın diyor. Küllere geçelim. O kabartma baskılı tişörtlerden kesinlikle çocuklarınızı almayın, giydirmeyin. Aynı şekilde makyaj malzemeleri. Yüzünüze sürdüğünüz, cildinize sürdüğünüz her şey tıpkı yedikleriniz gibi vücudunuza emilir. Dolayısıyla makyaj malzemeleri de kurşun içerebilir. Boya bulunan her madde kimyasal ve ağır metal yönünden zengin maddedir. Dolayısıyla cildinize sürdüğünüz her şeyin ne olduğunu bilerek alın. Üzerlerini okuyarak alın. Son derece önemli. Ağır metal zehirlenmesi var bende ne yapacağız? Bunu vücuttan atmak mümkün mü? Evet mümkün. Merak etmeyin. Bunun da tedavileri var. Gerek kimyasal gerek bitkisel. Kimyasal tedavilerde maalesef spesifik olarak ağır metalleri temizleyemiyoruz. Bu ne demek? Şu demek. Zararlı olan ağır metali atarken vücudumuz için faydalı olanları korumamız gerek. Vücudumuzda çinko, demir gibi bir takım metaller gereklidir. Bunlar olmazsa olmaz. Ama kimyasal ilaçlarla yapılan şelasyon tedavilerinde maalesef bunlar da kaybediliyor. Bunun yerine bizim kullandığımız çok güvenilir, çok etkili bitkisel ilaçlarımız var. Bunlardan en önemlisi spirulina dediğimiz bir su yosunudur. Bu çok kuvvetli bir bitkisel ilaçtır ağır metalleri temizlemekte. İkinci sırada turmerik yani zerdeçal gelir. Zerdeçal ağır metalleri temizlemekte son derece başarılıdır. Evet. Ve tabii ki Meryem Ana dikeni. Hani o Anadolu'nun her yerinde gördüğünüz pembe pembe tüyleri olan diken. Aynı zamanda karaciğer için en önemli ilaçlardan bir tanesidir. O son derece önemlidir. Ama ben bugün size bir tane de evde detoks atabilmeniz için, toksinleri temizleyebilmeniz için, ağır metalleri atabilmeniz için yapmanız gereken, yapabileceğiniz kolay bir tarif vereceğim. Lütfen. Bu tarifi... Benim tarifi geçip yapıp anlatalım mı? Bu tarifi hazırladığınız zaman toksinlerden, ağır metallerden kolayca kurtulabileceksiniz. Şimdi burada çok sayıda sebze ve yeşillik kullanacağım. Şimdi şurada bir güzel bir mutfak Yalnız robotumuz var. Yere takmamız gerekecek herhalde. Evet, yoksa çalışmaz değil mi? Yoksa çalışmaz. Şimdi bunun kapağını bir de açmanı isteyeceğim Aslı'cığım. Sana emanet bu. Ha gayret. Bravo. Açıyoruz. Aslı güçlü kuvvetli gördüğünüz gibi. Evet çok şükür. Şimdi burada şöyle iki dal kadar Onu kereviz oradan yaprağı. Çekip alalım arkadaşlar şuradan uzatın bana. Şöyle kereviz yaprağı koydum. Kerevizin sapı, kerevizin yaprağını sapı koyuyoruz. Kerevizin sapı o evet. kök kısmı değil o yeşil kısmı. Kökü değil şöyle. Özellikle. Şöyle kök değil. Sap olarak göstereyim. İşte bu evet. kadar kereviz sapı koydum içine. Yanında havucum var. Havucum büyük bir havuç. Arkadaşlarım büyük bir havuç koymuşlar. Ben bunun yarısını kullanacağım yeterlidir. Ama havucun da böyle eğri büğrüleri değil, kütür kütür sert olanlarını evet. söylüyorsunuz evet. değil mi? Her zaman, malzeme listemize her zaman geldi. Yerli tohumu savunuyorum. Her zaman Arkadaşlar, geleneksel öyle. Tarımı savunuyorum. Yanında Aha. 4 yaprak fesleğenim var. Şöyle 4 yaprak fesleğen koyuyorum. 10 yaprak kadar ıspanağım var. Taze ıspanak. Yine 10 dal kadar benim... Maydanozum var. Burada bir portakal suyum var. Bir bardak taze sıkılmış portakal suyu koyuyorum. Suyu. Yaklaşık bir çay bardağı kadar su koyuyorum. Şöyle göz kararı. Evet. Ve limonum var. Limonumu şöyle yapacağım. Limonu koyarken bakın kabuklarını ziyan etmeyeceğim. Limonun kabuğu delimonen maddesi içerir. Delimonen maddesi son derece etkili bir bağışıklık sistemi desteğidir ve antikanserdir. Evet. Yani kanser hastalarında... İlaç etkisi gösterir. Limonun kabuğunu ziyan etmiyorum. Kabuğunu da soyup içine koyuyorum. Ve limonumun da suyunu sıkacağım. Şurada. Oo harika. Limonluğum var. Limonun suyunu sıkacağım. Ve bu limonun suyunu da koyacağım. Yani bir limonun kabuklarını
soydum. En kıymetli yeri, siz de sakın limonun kabuklarını atmayın. O, özellikle o sarı kısımları. Evet. O beyaz kısımları acıdır zaten, değil mi? Çok o da yenebilir. Benim kızım maşallah her tarafını yiyor. Maşallah. Bir de burada bir dakika zencefilimiz ve tabii ki kırmızı pancarımız var. Bunlar çok önemli detoks bitkileridir. Zencefilden şöyle bir yumru, yani iki parmak büyüklüğünde aşağı yukarı bir yumru koyuyorum bunun içine. Bayağı. Evet. Ve pancardan da aynı şekilde koyacağım. Evet. Bundan da şöyle bir, bu çok büyük bir pancar. Ne kadar diyeyim? Bir aşağı yukarı yumurtadan biraz daha iri bir parça. Bir limon kadar bir parça koyuyorum. Ben bir peçete, tabii ben bir de peçete rica edeceğim sizden. Yoksa bütün gün kıpkırmızı parmaklarla dolaşacağım. Bu pancar da ne faydalıdır değil mi? Kesinlikle. Son derece önemli bir... Pancar, hani turşusunu yaptığımız pancardan yapıyoruz. Evet, turşusunu yaptığımız pancar. Yeter mi? Kapatalım. Yeterli. Şimdi bunu kapatacağız. Ve güzelce rondodan geçireceğiz. Şöyle İyice sıvı hale gelene kadar yapacağız. Öyle mi? Ben de bilmiyorum hocam. Evet, galiba oturdu. Doğru mudur arkadaşlar? Basalım bakalım. Evet. Evet. Güzel. Bakın ne kadar güzel bir renk oldu. Şahane. Yeterli. Şimdi bu bizim ağır metalleri atmak için hazırladığımız detoks suyumuz. Evet, hazır. Şimdi bu nasıl içilecek? Eğer sizin herhangi bir ağır metal zehirlenmeniz yoksa, sağlıklı bir insansanız, günde bir bardak içebilirsiniz. Ama doktora gittik, teşhisimiz konuldu. Teşhisiniz konuldu. Ağır metal zehirlenmesi var. Doktorunuza tedavinizi düzenledi. Tedavinin yanında bir de bir destek istiyorsunuz. Evet. Destek olarak o zaman bundan günde 3 bardak, 3 su bardağı, normal bayanların ölçek olarak kullandığı 3 su bardağı dolusu 3 ara öğün olarak içebilirsiniz. Her seferinde taze hazırlayacaksınız. Peki her yaş grubu bunu içebilir değil mi? Her yaş grubu içebilir, sıkıntı yok. Hani mide rahatsızlığı olanlar? Mide rahatsızlığı olanlara her şey dokunabilir. Dokunanlardan uzak duracaklar. Yani biz önce kendi doktorumuz olacağız. Evet. Bir madde bize dokunuyorsa ondan uzak duracağız. Evet. Bir de bir şey daha soracağım. Hani deniz mahsullerinde de çok doğru. Bu tarz şeyler olabiliyor. Az önce söylemedik onu kesinlikle. Evet. Maalesef denizler çok kirlendi. Bütün dünyanın problemi bu. Denizler kirlendiği için bugün balıklarda, kabuklu deniz mahsullerinde ve midyede özellikle ağır metal zehirlenmesi riski var. Ve oldukça da yüksek risk maalesef. Ve bizim denizlerimizde, Marmara ve Karadeniz'de maalesef ağır metal yönünden çok kirli denizler. Hangi balıklarda daha çok? Kuma yakın olan balıklar değil mi? Alçakta tabii ki dip balıklarında, dip balıklarında daha çok ağır metal zehirlenmesi oluyor. Çünkü ağır metal adı üzerinde özgül ağırlığı ağır olduğu için suyun dibine çöküyor. Maalesef böyle. Bir de tabii burada çiftlik balıklarından uzak durmak gerek. Deniz balığı yemek gerek. Çünkü çiftlik balığı demek GDO'lu yemle beslenen balık demektir. Evet, hatta dolayısıyla Vedat, uzak duracaksınız. Vedat Milor'u biliyorsunuz titrediği evet, maalesef, için herkes onda ağır metal zehirlenmesi olduğunu duymuştum. Lakin ağır metal zehirlenmesi rahatsızlığı. Temizlemek mümkündür. Vedat Bey de muhtemelen tedavilerini alıyordur. Ağır metalleri vücuttan atmak mümkündür. Toksinleri atmak mümkündür. Peki başka bir kürümüz olacak Şimdi mı? Bugün bir de size probiyotikleri anlatacağım. Bunun en çok sorulan soru. Onun işi bitti. Tamam. Kim isterse tadına bakabilir. Şahane. Şöyle koyalım. Az sonra bakacağız tadına. Şimdi probiyotikler konusuna ben çok önem veriyorum. Halk sağlığı açısından koruyucu hekimlikte probiyotikler son derece önemlidir. Probiyotik dediğimiz maddeler bizim vücudumuzda bulunan faydalı bakteriler. Oo, çok önemli. Yani ben aslında bir tek kişiden oluşmuyorum. Ben, beni yapan bir organizma 10 trilyon hücre var. Ve hücrelerin dışında benim vücudumda 100 trilyon da faydalı bakteri var. Evet. Hep beraber yaşıyoruz. Yani ben sana baktığımda bir tek aslı görüyorum. Eğer benim gözlerim mikroskop olsaydı ben baktığımda seni bir mikrop yuvası olarak görecektim. Ve bunların hepsi faydalı mikroplar. Senin için iyi mikroplar. Hani her şey o çamaşır suyu reklamlarında olduğu gibi değil diyorlar ya, bir o mikrop ordusu bizim çocuğu hasta etmek için geliyor. Yok öyle bir şey. Faydalılar aslında hepimiz mikroplardan oluşuyoruz. Bütün dünya mikroplardan oluşuyor. Eğer dünyada bu faydalı mikroplar olmasaydı insan olamazdı, yaşam olamazdı. Yani ne bitkine hayvan öğrenemezdi. Mikrop, bunu da söyleyeyim hani. O başka bir şey. O bambaşka bir kavram. Adına. Aynı şey değil ama. Aynı şey değil. Aşı bambaşka bir şey. Şimdi faydalı bakteriler dediğimiz bakteriler bizim cildimizde, ağzımızın içinde, bağırsaklarımızda, vücudumuzun her yerinde var. Ne yapıyorlar bunlar? Bunlar bağışıklık sisteminin ilk savunma duvarı. Faydalı bakteriler olmadan bağışıklık sisteminin çalışabilmesi mümkün değil. Faydalı bakteriler bizim vücudumuz için kalenin surları gibi çalışır. Yani bağırsaklardan giren gıdanın
içinde neyin emileceğine, neyin emilmeyeceğine, yani kalenin içine kimin girip kimin girmeyeceğine faydalı bakteriler karar verir. Faydalı bakteriler aynı zamanda bize gen transferi yaparlar. Bu çok önemli bir bilgidir. Biz eskiden bunun böyle olduğunu bilmiyorduk. Sanıyorduk ki biz doğuyoruz, bir gen yapısına sahibiz, ölene kadar aynı genetik yapıyla yaşıyoruz ve onunla ölüyoruz. Hayır, öyle olmadığı Human Genome Projesi'ni yapan ekip tarafından gösterildi. Bizim vücudumuzda yaklaşık 23 ila 25 bin protein kodlayan gen var. Ama bizim vücudumuzdaki faydalı bakterilerin vücudunda, faydalı bakterilerde 8 milyon protein kodlayan gen var. Yani bizde bir avuç var, bakterilerimizde bir dağ var vücudumuzda, protein kodlayan gen. Ve bu bakterilerin, faydalı bakterilerin bizim vücudumuza gen transferi yaptığı gösterildi. Yani biz yaşadığımız süre içinde genetik yapısı değişen varlıklarız. Yaşadığımız süre içinde bizim vücudumuzda gen yapımız değişiyor ve doğduğumuz günkü genlerle ölmüyoruz. Bunu da probiyotiklere borçluyuz. İşin aslı, sağlıklı yaşamamızın ilk yolu probiyotiklerimizin sağlıklı olması. Probiyotikleri sağlıklı olmayan hiç kimse sağlıklı yaşayamaz. Evet. Peki probiyotikleri nereden alacağım ben? Hı hı. Çünkü biz bugün modern yaşamda şehirlerde yaşayan herkesin probiyotiklerini kaybettiğini kabul ediyoruz. Neden? İşlenmiş gıdalar, gıdaların içinde alınan düşük doz antibiyotikler ve tarım ilaçları, kullanılan antibiyotikler, hastalıklarda kullanılan antibiyotikler ve kullanılan hijyenik malzemeler, bu temizlik hastalığı, probiyotiklerin ölmesine sebep oluyor. Boğazımız iltihaplanıyor. Özellikle antibiyotikler, ben yaşadım kesinlikle hocam bunu. Kesinlikle. Çok ağır bir antibiyotik tedavisi geçirdim. Ardından bana probiyotik önerdiler. Evet, hatta çok işte kefir de içmemi söylediler. Bu evde nasıl yapacağımızı ben i̇şte sordum. Şimdi onun tarifini verecek doktorumuz. Evet. Artık evde probiyotiğimizi yapabileceğiz. Kesinlikle. Peki kefirle bu aynı şey değil değil mi? Değil. Farklı kefir şeyler. Farklı bir madde. Ben size bir yoğurt mayası için nohut mayası, ilk maya tarifi vereceğim. Oo, yani efendim evde yoğurt yapmak istiyoruz. Ama mayasını da kendimiz yapmamız aynen lazım. Aynen. Bu önemli bir problem. Çünkü çok önemli. Evet, dışarıdan önemli hani kapalı paketlerden alıyoruz ama hani bazen içimize, benim şahsen evde yoğurt mayalarken şimdi diyorum ki iyi bir mayam olsun. Böyle bakıyorum evde hani kesinlikle o köy yerlerinden bir teyzeden alayım da ben evde yoğurdumu çok kesinlikle severim mayalamayı. Kesinlikle. Bunu şimdi bilmiyordum. Şimdi ilk ben yoğurt de mayasını yapacağız. Probiyotik yoğurt sizler yapacağız. Sizler de inşallah. Bunun için peki ne gerekiyor? Şimdi onu anlatacağım. Malzemelerimiz. Şimdi en büyük problem bu. Tıpkı senin gibi Aslı. Evet. Yoğurt mayalamak isteyen ama bir şekilde o silsileyi kaybetmiş olan herkes ilk mayayı nereden bulacağım diyor. Annelerimizin işi kolaydı. Her seferinde bir kaşık yoğurt ayırıyorlardı, onunla mayalıyorlardı. Eskaza bir yere gitti, bir kaşık ayıracak yoğurdu yok. O zaman komşunun kapısını çalıyordu. Aynen. Komşunun yoğurdundan mayalık alıyordu. Mayalık bir kaşık yoğurdu. Ama artık ne komşu yoğurt mayalıyor ne de aynen kapısını çalacak komşu kaldı. Millet birbirinin yüzüne bakmıyor. Ne yapacağız? Kendi mayamızı üreteceğiz maalesef. Kendi mayamızı üretmek için size çok basit bir nohut mayası tarifi vereceğim. İlk yoğurt mayası yapıyoruz. Yani hiç evde yoğurt mayalamıyorsunuz. Hı-hı. İlk defa mayalayacaksınız ve sizin doğal mayanız yok. Nasıl elde edersiniz? Bunun için çok basit. Önce bir cam kavanoza ihtiyacınız var. Bir konserve kavanozu her yerde hı-hı bulabilirsiniz. 7 tane nohut. Haşlanmamış. 7 tane çiğ evet nohut. Burada 5, 7. Haşlanmamış nohutum var. 7 tane nohut. Bunun içine koyuyorum. Sesini duydunuz. Haşlanmamış nohut. Eskiden düdükler olurdu. Şimdi aklıma o geldi bu sesi duyunca. İçinde nohut olurdu. Biz çocukken ilkokulda satın alırdık. Ve bir bardak süt. Ama bu süt nasıl olacak biliyor musunuz? Bir, bu süt UHT süt olmayacak. Yani kutu süt olmayacak. Hmm. Kutu sütler şişe mayaladığınız süt zaman yoğurt olmaz. Yani kutu sütler artık süt olma vasfını yitirmiştir. Çoluğunuza çocuğunuza 6 ay raf ömrü olan kutu sütler içirmeyin. Bunlar artık süt değil. Bunlar benim çok sevgili arkadaşım Doktor Yavuz Uyuzlar'ın dediği gibi bunlar artık dayanıklı beyaz eşya. Onu kullanmayacaksınız. İki tane süt kullanabilirsiniz. İdeali bir, çiğ süt. Bizim de ülkemizde artık mikrobiyolojik kontrolü yapılmış çiğ süt satışının olması gerekli. Bakın sokak sütü ayrı bir şey. Mikrobiyolojik kontrolü yapılmış çiğ süt satışı ayrı bir şey. Bütün nereden gelişmiş ülkelerde var. Sütleri? İşte çiğ süt satışını şu anda biz sokak sütüyle bulabiliyoruz. Ama ülkemizde de artık Tarım Bakanlığı'nın mikrobiyolojik kontrolü yapılmış çiğ süt satışına izin vermesi ve bununla ilgili çiftliklerin yaygınlaşması gerek. Bu çok önemli bir kavram. Hı hı. Çiğ süt bulamadım diyelim. Ben şehirde yaşıyorum. Sokak sütçüsü de bulamıyorum. Ne kullanabilirim? O zaman marketlerde satılan günlük sütlerden kullanabilirsiniz. Genelde cam şişelerde oluyor. Evet, günlük süt üzerinde. Günlük sütü aldım. Bunun ısısı ne olacak? Şimdi çok önemli bir kavram. 7 tane nohut koydum. Üzerine 1 bardak süt koyacağım. Ama ısısı çok önemli.
Anneniz ne yapar diyor hortuma yalarken? Hatırlayın pratiği. Sütün içine küçük parmağını daldırırdı, ısısına bakardı. Sıcak olacak ama parmağını yakmayacak. Hah, bu arada hijyen meraklarına söylüyorum. Anneniz küçük parmağını daldırdı sütün içine diye de hiçbiriniz hastalanmazdınız. Siz de böyle yapın. Küçük parmağınızı daldırın, parmağınızı yakmayacak kadar sıcak. Isı bu, ölçek bu. Eğer evinizde termometre varsa 38-39 derece olacak. Yoksa parmak. Hiç öyle termometreyle uğraşmayın. Parmağınızı yakmayacak kadar ısıda sütü 7 tane nohutun üzerine, çiğ nohutun üzerine boşaltıyorum. Hı hı. Bu kadar. Evet. Bunu evinizdeki fırının içine koyacaksınız. Ağzı açık olacak. Kaç derece? Fırın çalışmayacak. Ha, hiç ısıtmayacaksınız. Fırın çalışmayacak. Karanlık ve kapalı bir yer. Fırının içine, hani eskiden ne yapardı annelerimiz? Kapatır, sarmalar bir ılık köşeye koyarlardı ya yoğurdu. Daha pratik bir yol söylüyorum size. Fırının içinde ağzı açık olarak 24 saat bekleyecek. Bizim de burada fırınımız var ama şu anda güzel güzel bir şeyler pişiyor. Evet. Alıyorum kokusunu. Evet. Onun için şimdi fırınımıza koyamıyoruz biz. Ama siz evde çalışmayan fırının içine koyacaksınız. 24 saat kalacak. Peki bir şey soracağım. 24 saat sonra. Çalışmayan fırın... Diyelim fırın yok evimizde, nereye koyabiliriz? Kapalı bir mekanı olmadı, kapatacaksınız ağzını. Evet. Tıpkı yoğurt mayalar gibi sarmalayacaksınız. Ama bugün fırın olmayan ev olduğunu sanmıyorum Türkiye'de. Yani davul fırın vardır atıyorum. Davul fırına koyar. Girmez yani. Girer, küçük bir kavanoza koyar. Bu kadar büyük değil. Küçük bir kavanoza koyabilir. Yani illa büyük olması gerekmiyor. Fırın dedik ya sürekli, hani neden? Kapalı. Kendi buharını alacak ve belli bir atmosfer oluşacak orada. Ve onunla mayalanacak. Tamam. Ve kendi ısısıyla, kendi buharıyla. 24 saatten sonra... 24 saat sonra hazır. Bunu elinize aldığınızda hazır tabii ki. İlk maya hazır ama. Nasıl olacak biliyor musunuz? Süzeceksiniz. Bir süzgeciniz olacak. Tamam. Bir tel süzgeç süzeceksiniz. Süzdüğünüzde süzgecin üzerinde sanki kesilmiş süt gibi pıhtılar kalacak. Kesilmiş süt hatırlayın. Nasıl olduğunu hatırlayın. Aynen öyle pıhtılar kalacak. Nohutları ayıracaksınız. Bu kesilmiş süt gibi pıhtılar sizin ilk mayanız. İlk yoğurt mayanız. Bu artık ilk maya. Bununla yine bir bardak dolusu sütü mayalayacaksınız. Isısı yine parmağınızı yakmayacak kadar sıcak olacak. Bir bardak dolusu sütü yine cam kavanozda mayalayacaksınız. Ertesi gün tam yoğurt kıvamı almamış ama böyle sanki ayran gibi, koyu ayran gibi falan bir şey olacak. Reklama girmem ondan lazım. Ayıracaksınız. Müslüman Beyciğim çok özür diliyorum. Peki, dakikalar. O zaman bunu hemen tamamlayayım. 4 ila 7 gün boyunca bunu tekrar 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 birbiriyle mayalamaya devam edeceksiniz. Sütünüzün özelliğine göre 4 ila 7 gün arasında... Siz taş gibi kendi probiyotik ev yoğurdunuzu yapmış olacaksınız. Nefis, nefis. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sevgili Doktor Ümit Aktaş bizlerle birlikteydi.